Türkiye'de. Şimdi de herkese doğru yol alacağız. Görüşmek üzere. Gittiğini gördü. Saat 9 oldu. Ve biraz önce heykeller çıktı. Çanlar çalıyor. Prag Old Town'dayız. Çok önemli, çok tarihi bir yapıya sahip. Prag'da, Prag Kalesi'nin olduğu bölgede St. Vitus Katedrali'ndeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi mimari olarak çok güzel bir yapıt. Tadilat var, resimlerken çalışmalar var bu bölgede de. Bu bölgede görmüş olduğunuz gibi gezimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok iyi resmedilmiş, çok iyi çizilmiş bir sanat eseri görüyoruz. İzlediğim bir belgeselde bu kullanılan boyaların farklı bir maddeden, çok kaliteli, uzun yıllar dayanabilen bir maddeden yapıldığını biliyorum. Gerçekten çok güzel. Şurada görmüş olduğunuz gibi gerçekten harika. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Golden Lane'deyiz. Burası bizim gezi noktamızın 5. yeri. Biz biletleri öğrenci indirimiyle aldık. B kategorisini seçtik. 125 kron. Bu da yaklaşık 18-19 TL yapıyor. Gelirseniz siz de bu seçeneği tercih edebilirsiniz. So long, I won't.
Kaiser. Efendim herkese merhabalar. Bugün neredeyim? Prag'dayım. 31 Mart 2017 saat 12.30. Burada şu an Prag Kalesi'nin ön tarafındayız. Ayrıca buradan da manzarayı izleyebiliyoruz. Her şey böyle Prag ayaklarınızın altında. Şu ileride Charles Köprüsü var ve diğer katedraller olsun, müzeler olsun, her şey burada. Bu Charles Köprüsü'nde de heykellerle donatılmış ve Kafka'nın da orada bir müzesi var. Orijinal müzesi. Gezimiz devam ediyor. Hoşça kalın.
Evet, Cafe Museum'dan biletinizi alıp öğrenciler için 120 kron, yetişkinler için 200 kron. Buradan da Kafka'nın müzesi var. Bileti müze shop'tan alıp buraya gelebilirsiniz. Bay bay. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda Charles Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü çok meşhur, çok ünlü ve tarihi bir özelliğe sahip. Üstelik belli aralıklarla bu kısımda heykeller mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından Prag Kalesi bu tarafta çalıyor. Arkadaşlar eğer gelirseniz Kafka Müzesi bu bölgede orijinal müze. Ve üstelik Old Town'un olduğu kısım o tarafta. Köprünün bu tarafına kalan kısmında da ayrıca Lennon duvarına da bu kısımdan merdivenden inip sol tarafa indikten sonra sağdan dönersiniz. Lennon tarafına da gidersiniz. Ve bu tarafa da gidebilirsiniz. Evet. Ve şu manzarayla şimdilik nokta koyuyoruz. Çok güzel. Tavsiye ederiz. Eskişehir'den Charles Köprüsü'ne giderken Charles Köprüsü'ne varmadan yolun sol tarafından ilerleyerek dans eden eve yani Dancing House'a ulaşabilirsiniz.